Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle giyinme odamı düzenleyeceğim ve neyin nereden aldım, işte böyle ona sattığım şeyler, bu sattığım şeyleri nerede satıyorum, ek gelir nasıl elde edilir, evde otururken Covid varken ben nasıl ekstra bir gelir elde edebilirim, ya da ben aldım abiyeleri giydim bir kere, bir daha giyemiyorum. Herkes gördü, bütün akrabalarım gördü düğünde, ben bu abiyeyi diğer akrabam da giyemiyorum, bu elbiseyi ne yapacağım? Birine versem bedeni olmuyor. O kadar para verdik, kalsın belki giyerim. Ama bu dertlerinize bir son vermeye geldim. İlk önce konuya şöyle girişeyim. Üstümde gördüğünüz hırka kayınvalidem ördü. Hope McLean bir şeyi var, sitesi var. Orada bu tarz hırkalar var ama onlar saf yünden yapıyor. Ben saf yün fiyatlarına baktım. Onlar çok pahalıydı böyle işte. Hani 40-50 liradan aşağı bir yumak alamıyorsunuz ve çok küçük yani. Bir parçasını ancak kapatıyor. Yine aynı şekilde pahalıya geliyor. Hırka zaten 320 sterlin. Bence çok gereksiz. Bunu da Himalaya ipinden kayınvalidem düz örgüyle ördü. Böyle renklerini değişik değişik seçtim ve battaniye örüyorlar normalde bundan. Beni sıcacık tutuyor. Buradan kayınvalideme de teşekkür ediyorum. Siz de böyle şeyler, yaratıcı fikirler düşünebilirsiniz. Başka bir yünden, yani böyle çift iple örüldüğünde ona çok benziyor. O zaman hadi başlayalım. Dolabı nasıl düzenleyeceğiz? Dolabı ben ilk seferde böyle hani renklerine göre dizmiştim. Ama tabii ki de çok fazla kullandığımız için sürekli dağılıyor. Sürekli ütü yapıp hani gördüğüm yere asıyorum. Bu yüzden başlayalım bakalım. Buradan başlayalım. Ayrıca satışa çıkaracağım şeyleri de göstereceğim. Satacağım çok fazla şey var. Evet, en başta siyahları koyalım. Zaten siyahlar burada kalmış. Arkadaşlar ben bunu Edirne'den almıştım. Artık bana küçük geliyor. X small birine olabilir. Bunu işte ne kadar? 10 liraya satışa çıkaracağım gardıropta. Burada Puma'nın bir eşofman üstü var. Bunu satışa çıkarmayı düşünmüyorum. Belki çok beğenen olursa satışa çıkarabilirim. X small beden. Bunu çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti, Ayşe. O yüzden bunu satamam. Bunu böyle paten sürerken falan akşamları giyiyordum. Çok havalı. Şimdi bakalım. Siyahları en başa geçelim. Her şey bildiğim kız. Her şey. Öyle. Hadi bakalım. Evet, mesela şu elbiseyi satışa çıkaracağım. Bu kaç beden? 36 beden. Sarı bir elbise. İki defa anca giydim. Belki çekimlerde kullanmışımdır bir iki kez. Bunu da 20 liradan satışa koyarım gardıropsa. Sarı rengi şöyle ayıralım bir. Evet, aynı şekilde bu siyah elbiseyi de satışa çıkaracağım. Bakalım bir lekesi bilmem nesi var mı? Bunu 5-6 defa giymişimdir. Bunu da Defacto'dan aldım diye hatırlıyorum. Bunu da 10 liraya koyarım herhalde satışa. Uzun kollu çok spor bir elbise. Altında güzel bir siyah beyaz spor ayakkabıyla çok güzel bir kombin oluyor. Evet, bunu da aynı şekilde satışa çıkaracağım. Bunu da çok giydim. Bu aslında annemindi. Annem bir kere giydi, rengini hiç beğenmedi, bana verdi. Bana da biraz büyük açıkçası bu M beden. Ben X small small giyiyorum. Bunu da işte 20 liraya satışa koyarım gardıropta. Siyah bir şal var. Yazları giyiyorum gerçi, bunu çok güzel oluyor. Kampa falan gidince çok rahat. Bunu gitti gidiyordum almıştım. Çok öneriyorum arkadaşlar böyle bir şeyi. Yani denize gittiğinizde üstünüze havlu kapatmaktansa bu bikinin üstüne müthiş oluyor. Böyle yemek yiyeceğiniz zaman falan böyle direkt hani üstünüze giyip kafeye mafeye gidebiliyorsunuz. Bunu gitti gidiyordum aldım. Linkini atarım. Beyazları da şuraya doğru koyalım. Ay bu herkesin hırkasından, herkes de var böyle kapşonlu uzun normal bir hırka. Kurtarıcı aynı zamanda. Burada emektar siyah montum var. Herhalde bunu satmam pek. Çok tatlı. Geçen sene bütün mağazalarda vardı. Belki yani 100-150 kişide arkadaşlarımda bile vardır. Herkeste aynısı var. Ama bunu biraz boya yaptım. O yüzden satmayacağım. Bunu böyle boya boya yaparken giyerim yine. Bunu en başa koyalım. Şurada bir mont daha vardı. Bunu da en başa koyalım. Bakalım başka ne var?
arkadaşlar bunu göstereyim, satmayacağım da yine de şöyle, bunu Özkanlar Pazarı'ndan aldım. Bostanlı Pazarı'nda orada bir etekçi var, böyle 30-35 lira muhteşem etekler satıyor. Bu aynı zamanda böyle şortlu bir etek. İzmir'de yaşayanlar varsa bunlardan alabilirler. Penye, böyle kalın bir penye. Çok da sıcak tutuyor. Yani tam bir kış eteği. Bu da siyah. Bunu da koyalım böyle. Ay evet, bunu kesinlikle satışa çıkaracağım. Tam bir astrolojik kıyafeti ama ben yani ne bileyim, gece kulübüne falan gitmediğimizden şey yapmıyorum. Bu da askılı bir tişört. Bunu da herhalde 15 liraya satışa koyarım gardırop hesabıma. Aha, yıllardır kurtulamadığım kot ceket. Giysen giyilmez, atsan atılmaz. Arkadaşlar bunu 20 liraya gardırobsa satışa çıkıyorum. İsteyen alabilir. Bu ne? Tayt. Peki tayt niye buldum? Ezgi'nin askısı yoktu. Bakalım başka ne var? Aha. Aa, bunu da Bostanlı Pazarı'ndan 5 liraya almıştım. Çok tatlı bir şey, böyle tonik gibi. Cebi var mı bunun? Yok. Burası hep cep sanıyorum. Tonik gibi. Bostanlı Pazarı'nda çok ucuz şeyler var. Bunu işte kışları giyiyorum. Altına kalın çorapla beraber. Altına çizme giyince çok tatlı duruyor. Başka. Bu da Puma eşofmanın eşofman altı. Eşofman üstünün. Burası yandı. Ama bunu nasıl becerdim bilmiyorum. Aldığım gün yakmıştım. Bakalım. Evet, bunu satışa çıkarabilirim. Çünkü bende bundan bir sürü var. Ne bileyim işte 15 liraya satabilirim. İçi polarlı böyle. İsteyen yine bakabilir. Bu nedir? Mini bir şort. Kışın ortasında bu hafta şort ne arıyordu ama. Arada giyiyorum. Hava çok sıcak olunca. Bunlar çok rahat oluyor. Video yemin ederim ASMR etkisinde. Eski abonelerim varsa biliniz ASMR etkisi, çünkü renkleri sıralıyorum ve dolap güzel bir görünüm almaya başladı. Siyah montum. Ya beni ne olur şu deri ceketten kurtarın, 12 liraya koydum. No, alın şunu isterim. İlk small beden giyemiyorum, yer kaplıyor, askım da az. Bunu çok seviyorum. Ve siyah bir tunik. Aslında gömlek ama benim boyum 1.60 olduğu için bu bana elbise oluyor. O yüzden bazı şeyler boyumun kısa olması mesela beni mutlu edebiliyor. Çünkü bunun altına kot ya da pantolon giymeye kalksam öyle bir şeyim yok. Ama kilot çorabım var. Evet. Ya bunu çok seviyorum. Arkadaşlar bu da şöyle McKenzie'nin bir üstü. Çok tatlı, böyle bulutları falan var üstünde, pembe, mor, mavi, değişik renklerde bulutlar. Böyle olunca biraz şey oldu, biraz daha geri alalım bunu, renk değişim yerine doğru alalım. Evet. Bunu da satışa çıkaracağım. Bakalım bir şey var mı? Birkaç kez giyildi. Bunu da herhalde 5 liraya satarım gardırop hesabımda. Bakalım. Bunu sevgili arkadaşım Reyhan'dan çarptım. O yüzden satamam. Belki Reyhan'a kargo ile geri gönderebilirim isterse. Ama ben bunu bazen giyiyorum. Kot pantolon üstüne güzel oluyor darbacığım. Siz de arkadaşlarınıza kıyafet çarpıyorsunuz değil mi? Tek olamam yani. Çok normal bir şey. Evet, üçü de satılacak bir şey. Bu pardon, bu değil. Arkadaşlar şu abiyeyi bir kere giydim. Rose gold gibi bir rengi var. 38 bedene tam olur. Ne olur beni bundan kurtarın. Üstte çok güzel duruyor. Bir kere giydim, bir daha giyemiyorum. Siyah. Şey var ya, bu Avon'un Little Black Dress diye bir parfümü. Onun gibi. Tam bir Little Black Dress. Onu satışa koyarım muhtemelen. Burada da siyah bir kazan var. Bu eldivenleri Almanya'dan 2,5 euroya almıştım. 2 euro pardon. 2 euroya aldım. Şöyle çok güzel. Orada da ikinci el pazarı vardı. Sanırım Berlin'de. Oradan almıştık. Bu kazağı annem hediye aldı.
Satışa çıkarırsam beni döver. O yüzden kaldıralım. Bunu şöyle bir mont masayı kullanmadan giyiyorum. Mesela deri. Evet. Gelelim diğer koyu renklere. Arkadaşlar başka koyu renk kıyafetim yok Allah'ım ya. Şu pijamaları yerlerine asalım bir. Böyle çok tatlı pijamalarım var. Bunları annem almış. Nereden almış? Çok yumuşak ya. Merkleri bunlar A101'den alınma ve efsane yumuşacıklar. Renginde soğuma yok. Görüyorsunuz. Yani neredeyse bir yıl oldu. Bunun üstü burada. Üstü de böyle çok tatlı. Bakın soğuması bilmem nesi yok. Sadece şurasında. Sanırım burasını da ne renk hatırlıyorum? Sarıydı herhalde. Yıldızlı. Böyle yaldızlı pardon. Yaldızlı bir şey. Buraya pijamaları koyalım. Evleneceklere tavsiye kesinlikle şöyle bir şey alın. Efsane hayat kurtarıcı. Yumuşacık. Ev soğuk olduğunda giy. Yımış yımış. Böyle çeyiz olması gereken bir şey bence polar. Bunu Edirne'de pazardan almıştım. Bunu 1 liraya aldım. Yani adamlar getirip şöyle şeyler 1 liraya satıyordu yani. Çok hoş. Buna bayılıyorum. Şöyle bunların arkasını koyalım. Başka. Evet, gri eşofman üstü Nike. Onu da seviyorum. Spora giderken falan giyiyorum. En son ne zaman spora gitti? Hatırlamıyorum. En son spor salonunu kapattılar. Ha, arkadaşlar çok önemli. Şunları satıyorum. Tanesi 30 lira. Bayağı squat. İşte bu gelinin kız kardeşlerim modunda. Bekarlığa veda partisi yapacak olursa elimde iki tane var. Sadece bir kere kuaförde giydi. Bunlar da pijamalarımızı koyalım. Evet. Ama bu kadar trendy olanı aldım. Herkes görmüştür herhalde. Samet içinde falan giymişti bunlardan. Arkadaşlar görüyorsunuz deli gibi böyle büzdü mü kendini? Ne deniyor böyle şey yaptı. Saldı. Kendini saldı. Yani bu kazak Selve'den. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hadi buraya yeşilleri koyalım. Kot ceketi bir öne alalım. Şuraya beyazları koymaya karar verdim. Evet, boşta askı bulmuşmuş. Bu elbise stüdyoya gidecek. Buna girelim. Çekime gidecekler. Aa, bunu da satışa koyacağım. Bunu 15 liraya satışa koyarım. Penye elbise sarı. Ben bunu yani giydim. 5-6 defa artık sıkıldım. Hiçbir işime yaramıyor. Bunu da beğenen alabilir. Ayrıca sizde gardırop hesaplarınız varsa takipleşelim. Takas yapabiliriz. Takas isteyen varsa. Ben seviyorum kıyafet değişimini. Bu kot rengi. Aa, bu eteği de o dediğim Bostan'daki yerden aldım. Bu da şortlu bir etek. Efsane güzel ve çok güzel duruyor. Tam bir şey ve Barbie girl eteği. Evet, bu yazlık şort niye hala burada? İzmir'de yaşadığım için olabilir mesela. Bunu da kaldıralım. Buna yazdık deriz. Bunu da kaldıralım. Mesela arada kalmış. Ben de evde askı bulamıyorum. Şöyle. Bunu yakın arkadaşım vermişti bana Kaan. Bu da çok tatlı bir hediye. Evet. Bu da yazdık ama bunu evde giymeyi seviyorum. Şöyle. Bunu da Bostan Pazarı'ndan almıştım. 5 lira gibi bir şeydi. 7,5 da olabilir. Bostan'ın kalır müthiş bir yer. Evet, size çok güzel bir şey göstereceğim. Yoyosa'da indirim var. Bunu 59 liraya aldım. Şöyle şapkası var. Burası böyle fermuarlı bir tulum. Çok soğuk bir yere bir tatile gittiğinizde falan böyle kar tatili falan efsane olur. Çok eğlenceli bir de böyle takıyorsunuz kapşonu falan.
Minik bir ayı olabilirsiniz. Bunları böyle kaldıracağım çünkü yere değiyor. Böyle koyayım. Bir tane daha boşalttım. Bak bunları hep böyle koymuşum. Ayakları leke olmuş. Arkadaşlar bunu 20-30 lira bir şeye vereceğim herhalde. İsteyen yazsın. Ne bileyim, bundan kurtulmak istiyorum. Gerçi bu alanda bir tüylenme olmuş hafif. O yüzden isteyen birine hediye bile gönderebilirim. O yüzden yazabilirsiniz. Direkt gardıroptan şey var. Kargodan satın alıp kargocuyla karşılaşsanız yollarım. Aa, bunu şeyden gardıroptan yaptırdım yine. Moda Kuruz da olabilir. Bunun linkini bırakırım. Çok güzel yapıyorlar. Bunu da kuaförde giymiştim. Ama bunu satmıyorum çünkü arkasında işte düğün tarihimiz falan yazıyor. Ve yumuş yumuş. Tatlı bir şey. Evet, satılık deri ceket. Buyurun. Ne marka? Mango'nun. Krem renk deri ceketi. Bunu 70 liraya ya da 50 liraya falan satabilirim. Gerçekleri sanırım. Evet, gerçekleri koleksiyonu diyor. Bu da hediyeydi. Onu notların yanına koymayayım. Renk olarak şurada olsun. Buraya genel olarak pijamalar var. Bunu arkadaşımın butiğinden almıştım. Pembe kadife bir elbise. Ama bana biraz boyu kısa geldi. O yüzden giyemiyorum. Bunu da satışa koyacağım yani. 30 liraya falan satabilirim. Hiç giymedim. Barbie Girl elbisesi. Evet, bu da gardırop hesabımda satışta. Markası neydi bunun? Hiç bilmiyorum. Ginger Fizz marka. X small beden olması lazım. 36 beden pardon. Ama bayağı dar bir elbise. Yani daraltma yaptırmıştım biraz da doğrusu. 34 bedenler. Bunu gönül rahatlığıyla alabilirler. Yani 2-3 defa anca giymişimdir. Çok klas bir elbise. Evet. Bir de bu var. Ben bunu Nikah'ımda giymiştim. Bunu makul bir ücreti şeye koydum. Gardırop hesabıma koydum. Oradan isteyenler satın alabilir ya da takas edebiliriz. Evet, bu mor abiye. Arkadaşlar bu çok güzel bir abiye. Ben bunu satmaya bile kıyamıyorum. Efsane güzel bir rengi var ve çok güzel duruyor. 34 bedenler için. Şöyle yanlarında küçük dekolteleri var. Bu gardırop hesabında var hatta. Oraya yükledim. İsteyenler oradan bakabilirler. Dolabında bayağı bir yer açıldı. Bunu da böyle koyalım. Pembeleri pembelere. Beyazları beyazlara yakın. Bunları da yine açın koyalım. Şöyle. Evet, şimdi geldi sıra bunları tek tek parmakla açmaya. Açık dolabın zorluğu biraz da şu, ben bunu her zaman yapamıyorum ama yapabildiğiniz sürece yapın. Böyle bir parmak aralarında boşluk bırakırsanız daha güzel duracaktır. Bunu iyice geriye alalım. Şöyle. Görüyorsunuz şu an görünüş tamamen değişti. Bakalım bu tarafa yapmak mümkün olabilecek mi? Bunlardan biraz da bu tarafa aktarıp 1, 2, 3 tane falan böyle. Ya da sadece beyazları aktarıp böyle yapabilirim. Ay. Gömleğim. Gömleği çok seviyorum. Şarap videomda giymiştim. Şarap yapma videosu. Arkadaşlar kıyafet dolabının açık olmasının tek bir zorluğu var. Bunu ev turu videomda söylemiştim.
Böyle durumlarda sürekli kıyafetleri ütüleyip asmanız gerekiyor. Ama zaten ben ütülemeden giymeyi pek sevmiyorum. Hani sizin zaten ütü alışkanlığınız varsa böyle bir şey yapabilirsiniz. Hani ben haftada bir gün mesela cumartesi pazar yasaklarla evdeyim. Haftada bir gün ütülüyorum. Bayağı böyle şey uğraşıp. Evet, görüyorsunuz fazla kıyafetim var. Şuraya kadar her şey normal. Şuraya bak. Benim bunlar fonu satmam lazım. Buradan açmaya çalışıyorum biraz alan. Hayatım aslında çok karanlıkmış. Bakın siyahlara. Ne kadar karanlık bir hayatım var. Evet. Bence şu an görüntü daha estetik oldu. Biraz burası sıkışık dursa da ama yapacak bir şey yok. Alan kalmadı ya. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Asalım. Evet arkadaşlar, dolabımı beraber düzenledik. Siz de aynı şekilde kıyafetlerinizi böyle düzenlerken ayırıp gardıropsa satışa koyabilirsiniz. Kendinize ek gelir sağlayabilirsiniz ya da takas yapıp para harcamadan yeni kıyafetlerin sahibi olabilirsiniz. Şöyle işte, bu da benim dolabım. Beğenmeyen olacaktır, açık dolap ne ya falan filan, işte orayı niye kapatmıyorsun bir şey diyen olacaktır illa diyorlar. Yani ben şu an böyle tercih ediyorum. Belki ileride çocuğum olduğunda falan kapatırım, çünkü evin her yeri dağınık olunca bir de dolap dağınık olmasın diye düşünüyorum. Ama şu an evimde şükürler olsun ki düzenleyebildiğimiz için bir dağınıklık yok. O yüzden burası da bana dağınık gelmiyor. Bu videonun da sonuna geldik. Hani açık dolabın zorluklarını ya da kolaylıklarını böylece görebilirsiniz. Hepinize goodbye diyorum. Görüşmek üzere. Instagram adresimi bırakacağım. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.